dünyanın en büyük imkanlarına da sahip olsanız, en güzel karşı cinsiyle de karşılaşsanız Allah Celle şunu unutmayın. La yukellifullahu nefsen illa vusaha. İnsana ancak gücünün yettiğiyle muamelede bulunur. Gücünün yettiğiyle onu mükellef kılır. Yani hiçbir zaman sizin gücünüzün yetmeyeceği bir şeyle Allah sizi mükellef kılmaz. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz. Sizin bizim irademizle alakalı bir durum ortadadır. Eğer iradeniz zayıfsa mutlaka mağlup olacaksınız. Eğer kuvvetli ise Allah'ın izniyle galip geleceksiniz. İşte Hz. Yusuf'un kısası bizim için birkaç örnekle meseleyi tam anlamıyla oturtmaya çalışalım. Birincisi malumunuz Hz. Züleyha'nın Hz. Yusuf'a olan meyli. Çok konuşulacak konu var. Fakat birkaçıyla ben iktifa etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de bu şöyle anlatılır. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرَّعَى بُرْهَانَ رَبِّهِ Bu acayiptir. Hz. Züleyha onun nefsinden pay almak istedi. Walakat hemmet bi ve hemme biha. Hazreti Yusuf da belki himmet etti, meyletti ama Allah Celle levla erra burhan rabbi buyurur. Eğer Allah'ın ona gösterdiği burhan olmasaydı meylederdi. ederdi. Bu ne demek? Allah Celle farklı rivayetler var. Derler ki rivayetlerde duvarda Hazreti Yakub'un sureti gözüktü tam meyletmek gibi bir durum içinde oluştu. Onu gördüğünde geri durdu. Buradan şu derse çıkartabiliriz. Hayatta siz istediğiniz kadar iradenizi kuvvetleştirmeye çalışın. İstediğiniz kadar ben haramlara karşı güç getireceğim deyin. Eğer tabi olduğunuz bir hoca, dinlediğiniz bir e, üstad, yoksa ister istemez iradeniz zayıf olacağı için düşmeniz çok daha kolay olacaktır. Hz. Yusuf'un Hazreti Yakup gibi bir babası aleyhisselam, Hazreti Yakup gibi bir efendim hocası olması hasebiyle Allah onunla birlikte onu kurtarmıştır. Dolayısıyla başı boş vaziyette, hiçbir sohbet meclisine gitmeden, hiçbir hocanın dizinin dibinde oturmadan nefsini efendim iradeni kuvvetleştirmek, haramlara karşı galip gelebilmek pek de mümkün değildir. Devam ediyoruz bu birinci dersimiz. İkincisi aşağı doğru indiğimizde Hazreti Yusuf iftiraya maruz kalıyor vesaire orada bir takım olaylar gerçekleşiyor. Fakat Hazreti Züleyha orada kadınları topladı. Kale nisvetun fil medine timratul azizi turavidu fetaha an nefsi gadi şagafaha hubba inna lennelaha fi dalalim mubin. Hazreti Züleyha'yı kınadı kadınlar. Yani bir köleye nasıl bu kadar meftun olabilirsin? Nasıl bu kadar onun karşısında aciz kalabilirsin? Sen ki asil bir kadınsın. O da onların bu konuşmalarını öğrenince falan men semiat bi mekrihin ne arsalat ilehin ve a'tadat lehunna muttakan ve a'tadat kullu vahidatin minhunna sikinan ve qalat ikhruc Ne yaptı? Onlar için bir sofra hazırlattı. O sofrada efendim önlerine meyveler koydu. işte yemekler koydu. Kesecek alet bıçak da koydu. Sonra vakale Hazreti Yusuf'a bekle dedi. Sonrasında dedi ki Hazreti Yusuf'a onlar tam böyle bıçaklarıyla gıdaları keserlerken ukruc Çık onların yanına dedi. Felem ma ra raynehu. Ne zaman ki o kadınlar Hazreti Yusuf'u gördüler ekber nehu. Vakattane eydiyehunne. Bu Allah'ın ifadesi. Öyle bir güzellik var ki onu bir anda büyüttüler ve kattane eydiyehunne ellerini kestiler. O ona bakarken onun güzelliğinin karşısında ve kulne haşe lillahi ma beşara. Bu yani beşer olamaz dediler. İn hâza illa melekun kerim. Bu olsa olsa ancak melektir dediler. Böylesi Efendim karşı cinse karşı son derece etkileyici bir konumda bir gençten bahsediyoruz Hazreti Yusuf'tan. Galet fezalikun nellezî lumtunnenî fî. Hazreti Züleyha dedi ki işte beni kınadığınız şey budur. Beni kınadığınız şey budur. Ama velakat an Burası çok önemli. Özellikle dikkatinizi çekmek istediğim. Diyor ki işte ben ondan istedim. Onunla birlikte olmak istedim ama o kendini korudu. Şu ifade. Ve ma amuruhu le yuschenne Hazreti Züleyha kadınlara dedi ki eğer bu Hazreti Yusuf yani Hazreti Züleyha'nın suçu ortaya çıkmış. Ama Hazreti Yusuf efendim burada suçlu gibi gözüküyor. Vesair şunu söylüyor. Eğer diyor kadınlara yönelik Yusuf Aleyhisselam hakkında. Eğer bu benim emrimi yapmazsa, yerine getirmezse. Ben bu kadar zenginim, ben bu kadar mal mülk sahibiyim vesair. Güzelim, güçlüyüm. Eğer ona rağmen bana icabet etmezse siz de şahit olun ki hapise atılacak ve alçaltılmış olanlardan olacak. Hapise atılacak. Hazreti Yusuf şu ifadeyi kullandı. Kale dedi ki Rabbi es hapishane ahabbu ileyye mimma yed'unani ya rabbi onların beni davet ettiği şeyden daha güzeldir hapishane bakın ifadeye bakın İşte bu bedel budur bir haramdan korunmanın bedeli budur hapishaneyi tercih ediyor bir bedel öyle basit değil bir haramdan korunmak bir haramdan öyle elini çevirmekle hele ki nefsin istediği bir haramdan efendim tamamıyla kafanı yüzünü çevirmekle olabilecek bir iş değil bu ve illa tasrif. Ama Allah Celle bize bir dua öğretiyor. Bir haramla karşılaştınız. Bir genç kardeş olarak bir yanlışa gidiyorsunuz. Allah Celle el açacaksın, yalvaracaksın. gözyaşı akıtacaksın belki buyuruyor. Ve illa tasrif anni asbu ve minel cahil. bakın. Ya Rabbi eğer sen onların tuzağını benden çevirmezsen ben bu hataya düşerim ve cahillerden olurum. Ya Rabbi ben senden şunu istiyorum. Bu insanların beni davet ettikleri, son derece cazibeli olan bu harama düşmektense hapishaneye düşmeyi tercih ederim. Ne oldu biliyor musunuz? Feştecalehu Rabbihu fasarafe anhu keidehun. Rabbi onun bu duasına icabet etti ve onların tuzağını ondan çevirdi ama Rabbi onu nereye koydu? Hapishaneye koydu ve yıllarca hapishanede kaldı. Bir harama düşmemenin bedeli bazen bu olabilir. Ama Hz. Yusuf gibi Rabbis sicn ehabbu ileyye mimma Davet ettikleri şeyden benim için daha hayırlıdır. Bizim için de böyle. Harama davet var fakat nefsiniz son derece zorlanıyor. Son derece meşakkatli bir hale giriyoruz. İşte bu bir bedeldir Allah'ın izniyle. Bu bir bedeldir. Yani harama e cennetten bahsediyoruz. Cenneti kazanmak yani Allah'ın rızasını kazanmak öyle kolay bir eylem değil. Koskoca peygamber Hazreti Yusuf'un bundan korunması hapishaneli olduysa senin benim gibi aciz insanların, gençlerin, efendim, nefsine yenik düşmüş insanların veya nefsine her an yenik düşebilecek bir insanın bu noktadaki kendini korumasının bedeli elbette ki aynı şekilde belki hapishane gibi olmasa da son derece zor olacaktır. Son derece sıkıntılı olacaktır. Peki ne yapacaksın? Tabii ki her zaman ifade ettiğimiz gibi. Haramlara karşı nasıl bir set çekmeye çalışıyorsunuz? Kendi başınıza bir takım engeller mi koymaya çalışıyorsunuz? Mutlaka bir hoca efendi bulacaksınız. Mutlaka sizi hayra davet eden, yanında çekindiğiniz, yanında utandığınız, onun yanına girdiğinizde her meselenizi izah edemeyeceğiniz, belki kendi arkadaşlarınızla rahat konuştuğunuz o cümleleri onun yanında konuşamayacağınız mutlaka bir abiniz, bir kardeşiniz, bir hocanız olacak. Her başınız sıkıştığında onunla Efendim irtibata geçirir. Ben hep söylerim yani mutlaka rehberiniz en az iki tane hocanın telefon numarası olacak arayacaksınız. Efendim hocam şu anda böyle bir sıkıntıya düştüm anında. Çünkü Allah celle buyurur inlerledine takav. O takva kullar kimdir? İdemezsehum taifun mine şeytan. Şeytan bir vesvese verdiğinde onlara yani geldi harama meylettirdi. Geldi yanlışa meylettirdi. Tezekkeru. Bir anda Allah'ı hatırlarlar. Allah'ın onlara verdiği nimeti hatırlarlar. ve izahum mubsirun. Ve bir anda görürler. Yani meselenin özünü görürler. E nasıl Allah'ı hatırlayacaksın? İşte başın sıkıştı. Haram seni çağırıyor. Yanlış seni çağırıyor. Hoca Efendi'ye bir telefon. Böyle bir durum var. Beni kurtar. Veya bunalım içerisindesin. Sıkıntı içerisindesin. Hemen ona giderek onunla efendim istişare ederek sıkıntıları halletmeye çalışacaksın. Tabii ki bu meseleler çok çok daha uzar fakat benim özellikle üzerine basarak ifade etmek istediğim budur. Haramdan korunmanın da mutlaka bir bedeli vardır. Bu bedel de bu dünya hayatında nefis azgın olduğu için son derece zorlanmaktır. Son derece adeta takatiniz yetmeyecek gibi kalmaktır. Fakat şunu asla vakata unutmamak gerekir. La yukellifullahu nefsen illa vuz'aha. Allah hiçbir nefse efendim gücünün yetmeyeceğini vermez. Onunla imtihan etmez. Dolayısıyla yeter ki sağlam kuvvetli bir iradeye sahip olalım. Allah Celle bu konuda hepimize iradesi kuvvetli olmayı nasip eylesin. Allah Celle harama düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Kur'an-ı Kerim'deki bu kıssalardan ki mutlaka tavsiye ediyorum. Hazreti Yusuf'un kıssasını baştan sona okuyun. Dersleriyle birlikte Hazreti Musa'nın kıssası ve sahir diğer peygamberlerin. Onlardan alınacak çok büyük ibretler var. Hayatımıza adeta bir ışık olacak çok güzel hikayeler var. Allah Celle onlardan da ibret almayı nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. <laughs> يوسف لأبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رَأَيْتُهُ